Merhaba sevgili izleyiciler. İnanılmaz bir enerjiyle yine Değişen Hayatlar programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuklarım hep çok zevk aldığım iki insanı siz de zaten tanıyorsunuz. Nurten Tuncer, Metin Özkaya. Evet. Biz sizden önce yine neler neler konuştuk. İnşallah o enerjimiz size geçecek. Kendimiz de mutlu oluyoruz. Sizlere de onu yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Biz programdan önce biraz konuştuk aslında. Benim, hepimizin hemfikir olduğu ortak bir konu vardı. Bunu işlemek istedik. Çünkü hepimizin amacı hem kendimizi geliştiriyoruz hem de sizlere eğer çok küçücük bile bir bakış açınızda bir farkındalık yaratabilecek olursak bu bizi gerçekten çok mutlu edecek. Sevgi ve yargı. Şimdi neden insanları yargılamadan sevmeye çalışın? Ya da benim kendimce bir sözüm mesela şöyledir. Kabul etmeyebilirsiniz ama anlamaya çalışabilirsiniz. Evet. Diye böyle bir sözüm vardır. En azından bir çabalayalım. Çünkü hepimiz aslında Yaradan'ın parçalarıyız. Şimdi bununla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Metin Bey, sizden Müsaade başlayalım. Misiniz? Hemen şunu söylüyorum. Noktayı Nurten Hanım'a koyarız. Siz ilk defa tanıdığınız bir insanı 5-10 dakika sonra konuştuktan sonra değişik görebiliyor musunuz? Bakın şu anda çok güzel bir konuya temas etti hanımefendi. Bence ön yargı ilk bakış elbiseleri gösterir. Ama içine girince o muhteşem enerjinin içine girince bir anda elbiseler ikinci planda kalır. Bu bakımdan da insanları ruhları tanımadan onunla şöyle bir hoş sada yap, biz antikacılar hoş sada deriz, bir hoş sada yapmadan lütfen yargılamayın. Görüntüye göre insanlar, ruhlar yargılanmazlar. Hepimiz biriz, evet. Ve ben özellikle hanımefendinin yayınlarını izliyorum. Yaşam ve tekamül konusunda, tekamül benim alanım zaten. Öyle güzel şeyler okuyorum ki bir anda sabah işe gitmeden kendimi o yazılarla aydınlatıyorum. Çünkü bilinen şeyler dahi olsa kalktığımızda nasıl yüzümüzü yıkıyorsak Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah'ım sen beni koru. Ben Ayetel Kürsi okumadan çıkmam evden mesela. Etrafımı savarım güzelce ne? Hep değişik frekanslarda Allah'ım derim bana güzel değişik bir yaşam ver ve karşıma benim enerjime ihtiyacı olan insanlar çıkar derim. Asla yüzüne, kafasına, şapkasına, pantolonuna, kıyafetine bakmam. O bakımdan hocama vereyim sözü. Benim düşüncem bu. İlk önce içine girin, sonra fikrini söyleyin ve müdahale de etmeyin. Diyelim ki Metin Bey, siz geçenlerde beni aslında kırılacak bir söz yokken benim bir iç karnım vardı. Siz oraya dokandınız, o lafı söylediniz. Ben size kırıldım, artık duvarlarım var. Metin Bey'e karşı daha mesafeliyim. Metin Bey hayatta olsa da olmasa benim için fark etmez deyip yürüdüğüm çok zamanlar oldu. Ben küçücük bir olaya benim iç karnım olduğu için ne yaptım? Mesafe koydum. Halbuki benim orada şimdi anlıyorum mesafe koyacağım. Metin Bey'in yaptığı olaya karşı mesafe koymam gerekirken ben Allah'ın ruh parçası olan Metin Bey'in bir parçasına da mesafe koyduğumda ne oluyor biliyor musunuz? Bravo. Buna uzaklaşıyorum. Aynen. Yargı da giriyor. Bu sefer yolum diyor ya onların yolları uzayacak. İşte benim yolum ne oldu? Evet. Orada onu yaptım? Seçmiş olsan uzatmış oluyorsun. Evet, uzattı. Ben ne yaptım? Yargıladım. Dedim ki o zaten böyle konuşuyor. Şöyle yapıyor. Böyle söylüyor. Aslında konuştuğu şeyini anlatıyor. Ben neden çektim? Ben ne ilettim de bana ne söylemeye çalışıyor? Rol arkadaşım, sahneye çağırdığım kişi bana ne anlatıyorsun? Demek yerine seni sahneye çağırdım ama böyle de konuşamazsın. Ön yargı diyoruz buna. Ön yargı diyoruz. Evet. Birbirimizi yargı yapa açık olmamıza, kapalı olmamıza, dinimize ki inanç yani sistem bakış açısı her şey. Allah ruhundan üflediyse evet. Ruh parçanızın tertemiz, ışıl ışıl olduğunu görüyorum, kabul ediyorum. Bu öz parçanıza tüm kalbimle saygı duyuyorum. Çok güzel bir konuşmaydı gerçekten. Bence de çok önemli. Şu anda bu konuşmanın üzerine ben de diyorum ki ben şu anda erkek veya kadın kimliğinin bile üstüne çıktığımızı düşünüyorum. Aynen. Yani bırakın. Burası çok önemli. Bırakın, bırakın giyimi. Evet. Şu anda ben buradaki enerjinin biz hangi boyutta bakıyoruz olduğunu gördüm. Ve ben sizi dinlerken o ırmağın damlacığı olduğunu hissettim kendimin. Evet. İşte bu. Kesinlikle. Bütün.
Şimdi burada aslında en çok vurgulamak istediğim alan o. Zaten böyle hemen biz bir huşulara giriyoruz, toplayalım kendimizi diyorum. Şimdi farklı, hepimiz aynı platformda çalışıyoruz ama başka alanlarda çalışıyoruz, başka şehirlerde çalışıyoruz. Hiç önemli değil ama hani bir şey belirtmek için anlatıyorum. Farklı kimliklerdeyiz ama hepimiz aynı bakış açısında, aynı enerjinin içinde muhteşem etkileniyoruz. Bizim için burada kadın ve erkek yok zaten. Şimdi bunu maalesef çok farklı algılayabiliyorlar. O algılayabilecek olanlara da farkındalık talep ediyorum. Yani en azından... Tabii çok boyutlu bir yaşam bu. Çok yani boyutlu bir yaşamdayız. Ve ne kadar güzel harmanlanabiliyoruz. Şeklin, şemalin önemi var mı? Ya evet. Da inancı? Evet. Ya, tabii bence ki yok. Ama bizim asıl çıkış noktamız o 12... dere ayrılıyor da bir tane özden geliyor ya, oranın asıl kaynağı Kur'an. O Kur'an bize gerçekten yol gösteren en büyük rehber. Kur'an'ın anlamı nedir insanda? Anda kurulu. Anda yani kendini anda, kur aslında, kur diyor. Defalarca okuduğum Kehf suresini en son geçen hafta okuduğumda kendini yeniden hücrelerimin titrediğini hissettim. Tabii. Çünkü Kehf suresi bir daha bende kuruldu. İşte kendinde kur diyor zaten. Yani aynen. O her seferinde biz çünkü çok boyutlu mesela farkındalık diyoruz biz sevgili izleyiciler. Farkındalık şöyle bir şey. Kendi algımca tanımlayabilirim. Her okuduğunuz şey, izlediğiniz filmler gibi belli bir zaman aralığından sonra mesela bir ay, iki ay, özellikle bir yıl gibi tekrardan okuduğunuzda ya da tekrardan onunla konuyla ilgili böyle bir derinlemesine sorular sorduğunuzda öyle alanlar açılıyor ki size inanamazsınız. İşte bu biz realitenin içinde boyutlu varlıklarda olduğumuz için aslında düşünce de o boyutun boyutlu varlık olarak o düşünce o enerjinin içinde de zaten kendini açmaya başlıyor. Orada ne olmuş oluyor? İkinci boyutlu, üçüncü boyutlu, dördüncü boyutlu, beşinci boyutlu hepsini neler yazıyor? Aslında onun altındaki anlam ne? Onun altındaki anlam ne? Onun altındaki anlam ve en alt, muazzam. Hiç üste yani hep şeyler deriz ya, dünyanın üstünün altın olmadığını, altının da üstü olmadığını nereden biliyoruz ki? Ne biliyoruz ki aslında? Mevlana söylüyor bunu. Evet. Yani o yüzden öyle bir söyleyiş, bir görüş, bir okuyuş değil. Okuyup kendimizi geliştirdiğimizde bize her çalışma kendini açıyor zaten. Dua da kendini açıyor, bir onaylama yaptığımızda da kendini açıyor. Bir düşünce, bir bakış açısını dahi birbirimizle aslında böyle sohbet ederken, konuşurken kendi içinde inanılmaz boyutlara gidiyor. Seni, değil mi? Beni daha çok sevmen için değil, seni bulamadığım zaman Allah'a yaklaştığım için çok seviyorum. Bu benim... şeyimdir. Seni bulamadığım zaman Allah'a yaklaştığım için seviyorum. Yani özlediğim için seviyorum. Bu benim şeyim. Çok güzel. Yani karşıdan bizi sevmelerini istemeden o sevdiğimiz kişiden ayrıldığımız zaman onu bulamayınca o özlemle Allah'a yaklaşabilmek. Aşk nedir ki diyor. Nedir ya. Yani diyor. Hani danışan geliyor, bakıyor işte diyor ki unutamıyorum, edemiyorum. Evet. Keşke hiç hani aşık olmasaydım, bu hayallere kapılmasaydım. Diyorum ki aşkı nasıl tanıyacaktım? Ondan önce bana bir aşkı anlat, bir de şimdi aşkı anlat. Ya diyor ki bu bambaşka bir şey. İşte bu kıvılcımı yakmak için o Allah'ın aşkına götürüyor seni. Evet. Sen artık o kişide yok. Ulaşamıyorsun. Öbürkünde arıyorsun. Seni bir kapıya aradığın götürüyor. Nur. Allah'ın o kapıda nur. Bakıyorsun kalbine bir mutmainlik geliyor. Bakıyorsun gece gündüz onun kapısına gitmeye başlıyorsun. Bakıyorsun o seni duyuyor. Aslında oradaki sohbetteki haz o senin işte özlediğin o bizim yuva özlem. Nur dediğimiz hani kendi içinde evet. Çünkü büyüdükçe aslında sen kendi ateşini o dostunla bu kim olursa olabilir. Ama arkadaşın çocuk, olabilir, çocuğun eş, olabilir. Evet. Hep birisi vardır biri orada. Oraya seni. Aynen. Aslında hep aradığımız şey o. Şimdi yuvanın enerjisi. Ruhlar aleminde kul Rabbisini ruh olarak kul Rabbisini gördü ve inanılmaz mutlu oldu. Şimdi burada bir sır geliyor. O mutluluk, o kulu, o ruhu o kadar mutlu etti ki işte bu alemde tekamül ve bütünleme alanı dediğimiz şu alemde vardığımızda bir iki gün kaldık ya Rabbi diyeceğimiz bu alemde ruh neyi arıyor biliyor musunuz?
mutluluğu. Evet. Ve her şeyde kamil, arıyor ama kamil insan olabilmeyi, kamile evet. ulaşmak. Hepimiz aynı yoldayız. Aynen. Kamil İnsanı ruh kamil. Olabilmek. Yani o mertebe herkesin mertebe kademeleri farklı ulaşmak çünkü. Lazım. Ama herkes kendi mertebesini yaşayacak. Hemen antiparantez, bulunduğumuz alanlarda mistik ve bu enerjilerin yoğunlaştığı yerler var. Biraz evvel hanımefendi dedi ki, Kabe dediniz değil mi? Nasıl tabii dönüyor? Sıfır noktası. O dönüş neye benziyor? Bakın, galaksiye bakın bakalım. Nasıl dönüyor? Aynısı. Her şey dönüyor. Nasıl dönüyor? Muhtemelen ama bunu işlemiş miydik bizi? Kabe. Yani şimdi oradaki Ecerül-i Esved taşı tüylerim diken diken oldu. Ecerül-i Esved taşı aynen. Kabe'nin çekim alanı. Hiç daha Ecerül-i Esved taşını tanımazken rüyamda onun bana bir kamera olduğu söylendi. Ki bu bilgilerin hiçbiri yoktu. Bunları meğerse boyuta zaten getirmedi. Kameraymış aynen. biliyor tabii. musunuz? Çekermiş tek tek oraya gideni. Evet. Oraya giden de sıfırlanır diyor. Aynen, hangi sıfır noktada noktası. Enerji aynen. noktasında. Aynen. Onun için şey vardır ya, çok özür dilerim. Hani duyduğum bir şeyi anlatacağım ama hani Allah acısı vardır. İşte şeytan acısı vardır. Peygamber acısı vardır. Derdi eski büyükler. Her birinin bir kendi içinde. Şeytan acısı gittiğinde, buraya geldiğinde %100 olumsuz anlamda değişen derler. Çünkü ben bunu bizim yani bilmiyorum Ege'de böyle bir tabir vardı yani. Allah acısının hiç buraya gelemediği söylenir orada vefat edenlerin. Peygamber acısının selam, geldiği zaman bütün faziletleriyle burada örnek olarak hani hayatını yaşadığı söylenir. Diğer atfedilenin de benim kendi çocukluk hikayemi anlatıyorum. %100 değişen. Bunu biz sonra şöyle algıladık. Çünkü orası sıfır noktası olduğu için eğer varlık kendi içinde hiç nefsinle ya da işte hiç kendini yenilemediyse doğal olarak ters kepçe geliyor. Aslında içini dışarıya çıkarılıyor. Arınma sürecine giriyor. Yani oraya gidince? Tabii kesinlikle yani oraya gittiğinizde siz o görevi yaptığınızda şeyden öyle bir... Ne? İşte şeytan anladım. Acısı aslında negatif olarak yani diyelim ki bir varlık kendini işte... Sadece yolunda yürüdü. Hiç farkındalığı yok. Kendi içindeki nefsiyle mücadele etmedi, eksiğini görmedi. Evet, evet. Kendi içinde tamam. düzeltmesi gereken eksilerin artılarının üzerinde değil. Sadece işte yapması gerekeni yaptı kendince bildiğimiz kadarıyla. Ama o enerjiyi aldıktan sonra eğer kendini sen olumsuz olan enerjilerini ya da duygu düşüncelerini sen kendi içinde temizleyemezsen o enerji ne yapacak seni dışarıya çıkar. Çok yüklü bir frekans orası çünkü. Ters kepçe getiriyor. Onun için hani herkes neden acılık kılınmış mecburi yani görev olarak? Resetle kendini. Resetle işte. Git orada sıfırla, sıfır noktasına ulaş da gel. Yolun sonuna doğru resetleme var bizim toplumumuzda. Şey gibi oluyor, hani gideyim bir kontrol edeyim falan. Allah'ın diyor hakkıdır. Kulu üstündeki nadir haklardan aynen. biri haçtır. İlk niyet koyulacak. Ben gibi bu nefse kanıp da yok araba alayım, ev alayım değil. Hı hı. Ben önce hacca gideyim. Evet. Allah'a bir hakkımı aslında eksiğimi gediğimi göreyim, geleyim onu düzenleyeyim de olabilir. Ama işte nefsani o kâbe sıfat dediğiniz yere ulaşmamız şöyle için. Şöyle toparlayabilirsek hepimiz biriz. Aynı ırmağın evet. damlacıklarıyız. Şekillere göre kimseyi yargılamıyoruz. Ve tek amacımız... Ben demin reconnection dedim ya, özümüzle hep beraber yükselebilmek. Aynen, kaynak enerji. Yükseldiğimiz enerjiye başka ruhları da katabilmek. Bundan daha güzel bir şey yok bence. Teşekkür aynı ederim. Aynı yolda ben. Hep birlikte kaynaşarak ilerleyebilmek. Biz de hepimiz o sayfalarda paylaştığımız, ettiğimiz çabamız ne? Geceyi gününüze katıyoruz, bir satır daha atarız, bir kelam daha burada yani, anlatırız. Tamam. Ne? Evet. Ben yalnızlık yurdu var orada. O yurtta saraylar cennetlerin ucu bucağı olmasa bir başına kalsan ne? Gözünün önünde şurada hiç sevmediğin insan ateşe düşse ister misin? İstemezsin. Bizim buradaki kurtuluş noktamız birbirimizi tutabilmek. Aynen. Hadi sen de. Aynen. Hadi bu ona güç vermek, cesaretlendirmek. Yapabilirsin. Sen de uyan, sen de aynen. uyan deyip birbirimizi uyandırmak. Aynen. Bütün İnşallah. Çabamız o Bakın zaten. Bugün ne güzel Rabbimiz. Evet. Buradan herkese yansısın. Bakın Allah'ın buradan. İzniyle bir araya güzel bir enerji oldu değil mi? Metin Hocam. Valla ben de çok teşekkür ediyorum çok size. Güzel çok güzel şeyler yaptığınızı ben düşünüyorum. Böyle ilk defa konuşma şeyin metrekaresini düşürdüm. Öyle mi? Evet. Anladım. Susmam genelde. Evet. Çok güzeldi bence. Ben çok teşekkür ederim. Sorarak, tabii ki buyurun. Konuyu inşallah şey yapalım. Böyle bir açık kapı bırakalım. Ahit sandığı
bu ara kafayı takmış durumdayım. Tamam, o zaman söz hocam, alıyoruz bir daha sefere. Hocam, programdan sonra ahit sandığını biraz konuşalım. Ne biliyorsunuz antikacı olarak? Valla ahit sandığı önemli. Burada şimdi vaktimiz bitti. Bunun için ben söz alıyorum bir dahaki programa. Bir dahaki programda bu ahit sandığını kesinlikle izleyicilere de aktaralım. Böyle bir riske giriyorsunuz değil mi? Benimle bu konuyu tartışmak için. Hocam, risk dediğiniz burada diyor nefes varken şey var ya, müsemma var. Yani nefes varken evet, Allahu Alem göndermiş bu sandığı. Olan bir şeyi arayanlar, arayamayanlar, farkında olamayanların üzerinde dururuz. Evet, çok bence güzel. De. Bence de öyle yaparız. Tamam, bir dahaki şeyin programını biraz, belirlemiş olduk. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bir dahaki ettim. Programlarda görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Efendim, haftaya, Perşembe günü 4:30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.